Annesi geçmiş olsun. Teşekkür Çocuk ederim. kaç yaşında? Çocuk şu an 5 yaşında. 5 yaşında ve vücudunun sağ tarafını az kullanıyor diye bize geldin. Evet. Fiziğe gittiğini söyledin ama kimse bir teşhis koymamış dedin. Şimdi sen çocuğun bir kere duruş postür bozukluğu var. Sağ tarafında zayıflık var. Bu bulgular bizim cerebral palsi dediğimiz beyin felcine işaret eder. Onun için beynini görmemiz gerekiyor ve beyin MR'ı çekeceksin çocuğa. Beyin MR'ında bak burada beynin burası burasında orta kısımda bakın bal peteği gibi zedelenme alanları görülüyor. Bu beynin sol tarafı. Bak MR'da beynin sağ ile sol arasında baktığın zaman bir tarafından zayıf, küçülmüş. Niye? Oksijensiz kalmış. Sen çocuğun küvezde yatmış, oksijensiz kalmış. Burası küçülmüş ve bu oksijensiz kalan alan büzüşmüş, bal peteği dediğimiz görünüm ortaya çıkmış. Bu çocuğunda ne yapar? Gelişim geriliği yapar. Bir tarafının zayıf olmasına sebep olur. Elini kullandığı zaman diğer kolunu daha çok kullanmaya sebebiyet verir. Bebekken de el tercih olur. Elini bir tarafa atar. Tek bir elini kullanmaya çalışır. Bu olmuş bitmiş, yeri iyileşmiş ama zedelenme ile iyileşmiş. Peki bu nasıl iyileşecek? Bu durduk yere kendi kendine iyileşmez. Zaten o hasar aldığı dönemde belli bir derece toparladı. Bir de çocuk olduğu için yaş ilerledikçe biraz daha toparlama olacaktır. Ama ondan öteye ne yapmamız gerekiyor? Durduk yere daha iyiye gitmez. Fizik tedavi alması gerekiyor. Fizik tedavi ile güçlenecek. Peki fizik tedaviye gitti. 1 ayda, 2 ayda, 3 ayda, 4 ayda, 6 ayda düzelmeyecek. Aylarca gitmesi lazım. Bazen yıllarca gidiyor hastalar. Anladın mı? Başka çaremiz yok. Yani şu ilacı iç, beyin düzelt, böyle bir tedavi yok. Fizik tedavi görecek, tamam mı? Bunun başka çaresi yoktur. Evde kendi kendine şey etmez, düzelmez. Ha evde yapacağın şeyler vardır. Nedir? Fizikte öğrendiğin şeyler evde tekrarlayabilirsin. O kolunu kullandırmaya, güçlendirmeye çalışabilirsiniz. Tabi bu hastalık böyle bir hastalık. Oldu mu? Ne oluyor? Beyin oksijensiz kalıyor. Buna bağlı bir hasar oluşuyor. Bu hasar bedenin bir tarafını etkiliyor. Buna hemiplejik ya da hemiparetik. Çünkü sen çocuğun biraz kullanıyor bir tarafını. Tam felç değil. Hani hafif etkilenmiş. Oldu mu? Daha da geliştirebilir, kuvvetlendirebilir. Onun için fizik tedavi yapmamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun.